Evet, Mysterio Nomad Hideout Art Migra Kavasan seçmiş. İşte Alpin. Baktığımızda Bohemians, Pers, Goths, Burgundians, Incas, Spanish, Hart ise Kmer, Malay, Litvanya, İtalya, Bizans ve Malyans. Bakalım. Oyun içinden belki kodla bulabiliriz. Bro, geliyor musun şeye? Orada. Dashboard çalışmıyor mu? Evet. Game 1. Migra. İtalya vs. Pers. Bakalım ne zaman başlamışlar. Beş dakika olmuş başlayalım. Evet arkadaşlar, bu maç canlı bir maç. Mysterio vs. Hart. Migra, Pers vs. İtalya. Ha, oyun late'e giderse İtalya'nın bariz bir üstünlüğü var. Ama hızlı bir şekilde canlı yetişelim. Zaten bu ilk başlangıçta iki tarafta fishbone yapıyor. Ama Mysterio çok erken bir şekilde... Oo. Mysterio'nun yaptığı olaya bakar mısınız? Böyle öyle çok hızlı geçip direkt karşı tarafa dok attı. Oradan fire basacak gibi. What the fuck? Daha önce görmediğimiz bir taktik bu arada. Hatta fark etti bunu. Gördü yani orayı. Olaya bak. Biraz daha hızlandıralım. Canlıya yetişelim tam. Nasıl fire ship'ler geliyor? Değişik bir taktik. Arkadan fiş ekledi birkaç tane tekrardan ama ve Castle Age'e de bastım istiyor. Oo, iki kişiden biri gitti. Diğerini de kaybetti şimdi. Artık güzel başladı. Şu eğer iştah mı gidecek? Az kalsın o da gidiyordu. Yetişemedik daha canlıya. Neyse buradan devam edelim ya. A4 görmüştüm en son, bayağıdır bakmıyordum. Eyvallah. Turn Based Gamer. Hoş geldin. Evet, ikinci ton center atıyor şimdi. Mysterio. Hatta ikinci ton center attı. Hani şu olayı uzun zamandır görmemiştim. Yani fiş sayısını bayağı bir azalttı. İki fişi var şu an. O demo. Yani Mysterio'nun da dört tane fişi var. Çok fazla fişi yok ama rakibi bayağı bir darladı. Erkenden darladı. Şu an Hart'ın edekosu bayağı paramparça oldu. Idle TC, Mysterio'nun daha fazla. İşçi sayıları şu an 42'ye 45. Art daha önde.
dakika, hemen hızlıca geliyorum arkadaşlar. Geldim. Başlık değişecek mod. Kukuro buradaysa değişir birazdan ya. Kukuro. Bize bir iki tane de mod lazım herhalde. Evet, Hart Deniz'i bayağı bir ele geçirdi gibi. Şu an 12 tane fireship var. 4 tane fireship var Mr. Yoda. Nasıl yetki yok ya, var. Modsan yapabiliyorsun. Evet, Deniz gitti. Ortada da bulunuyor Hart Ton Center. Your stable monastery. Mr. Yo denizi terk etmiyor henüz. Basıyor yine de. Dur lan. Maaş varsa gelin mod olmaya. Abi sen iste. Hemen yapalım mod. Evet, relik sayısı 2'ye 0 henüz. İşçi sayısında bir 7 işçilik fark var. Fishing ship. İki tarafta da fishing ship kalmamış. Herkes de kaybetti fishing ship'lere. Üçüncü Tom Center'ı atacak diye bakıyorum da. Monk'u gördü, şimdi alacak o Monk'u. Biri de geliyor. Az geçti. Evet, Mr. Yo 3. Tom Center'ı da atıyor şu an. Bakalım ortada bir şeyler dönecek. Harp bayağı bir taşa girdi. 8 tane işçisi taşta. Ortaya bir kale atacak gibi. Kaleyi bence şuraya atacak. Sizce? Tam şurası. Nereye atar arkadaşlar? Buraya mı? Dave mi atar yoksa şuraya mı atar? Bence şuraya atar gibi ya. Evet, Impekos'u da geliyor ufaktan. Maaş var, bayağı maaş alıyoruz. Olmasa yükseğe mi atardım? Ha, hile atabilirdi belki de. Şimdi Light Cave de yaptı. Ooo, monklar. Duruyor, az kalsın snipe diyecekti onlara. Onları.
Ve like cave düşüyor. Kalelik ekosu geldi bu arada harpin, bakalım. Abi. Biliyorum ben. Biraz daha ileri atabilirdi bu arada. Of. Olay neydi ya? Demo muydu? İki tane demo aynı anda. Boom. Fire shipleri temizledi. Evet, bu kaleye attı. Kaleyle birlikte artık Genoese Crossbow'u basabilecek? Genoese Crossbow'un özelliği arkadaşlar, attığı ünitlere çok fazla vuruyor. Ve Imperial Age İtalya'da daha ucuz. Şu an impi basacak ekosu var. Mysterio işçi sayısında... Kapatalım. İşçi sayısında eşit ama impe çok uzak. Evet, bu canlı. Aynen, çok iyi yerde şu an. Tam geçiş kısmında impe de bastı. Demo. Kevleri indirmek istiyordu. Şimdi Mysterio'dan bir demo geliyor. Evet. Mysterio da kale atıyor. Onun da imp ekosu geldi. Ama imp de abi bence İtalya çok çok daha güçlü. Hem denizde güçlü, hem karada daha güçlü. İtalya abi güçlü ırk. Evet, şimdi Botkin alıyor. Genoese Crossbow'un sayısını arttırdı. Bir tane daha Tom Center ekliyor her tortaya. 3 ton center'dı. Biraz işçi farkını açtı Mysterio. O 3 ton center'ın vermiş olduğu avantajdan dolayı. Arkadığında birkaç işçi alacak. Alamadı hiç. Aykevlerin canı çok düşüktü. Seviyor buradan biraz iş basmış. Evet, harptan imp geldi. Hemen imple birlikte trap geliyor. Fast fire ship upgrade'i. Biliyorum, denizde bayağı bir ekosu var şu an. 12 tane fishing ship'i var. Daha da basıyor bu arada. İtalya'ya karşı ne basacaksın ki karada? Her şeyini counterlıyor. Çünkü hand cannoneer bassan şey var, Condottiero var. Condottiero tüfekçilere iyi. Atlı basayım desen Genoese Crossbow'un var. Okçu basayım desen okçusu yok. Ama tek güzel olay, Art'ın çok fazla ordusu yok. Chemistry, Defense, Skirmisher, Hand Cannoneer karışık yapacak herhalde ya. Öyle gibi duruyor. Şimdi harp denizi de ele geçirdi ha. Biraz fishing ship'i var ama. Buradakileri kaybetti. Yani şu odunculara da sürekli
Artık buradaki işçiler de sürekli idle kalacak. Şu kaleyi tamir etmek için bayağı bir taş harcadı. Ama o kale gidecek. Evet. Kale gitti, monklar okuyor. Genoese crossbow bunlar. Yargı dağıtıyor. Hussar upgrade'i geldi şimdi. Arttan. Biraz tarla sayısı az. Hussar upgrade'ini şaşırdım açıkçası. Genoese crossbow'un devam etmek varken neden bu kadar çabuk hussara döndü? Of. Evet, Handken'in yıllar. Evet, bir tane trebi alabildi orada Mr. Yo. Handken'in yıllarda Monk, bir de Redemption geliyor şu an Heart'tan. Redemption'la birlikte şu bombardları da temizleyebilecek. Kanuname, teşekkürler Prime için. Hop, bir tane çevirdin. Bir tane çevirdin. Delete'le de vermemek için. Evet, bu kalede gidecek derken GG her durumu 1-0'a getiriyor. Evere yazalım. Evet, durum 1-0 arkadaşlar. Birazdan ikinci maç başlayacak. Hemen bir istatistiklere bakalım. 45 tane fast fire basmış. Öbür tarafta 58 tane basmış. İstatistikler. Military'de 97'ye 76. Ekonomide 2000 daha fazla kaynak toplamış. Art. Böyle hiç çok hızlı geçtim Mr. Yo. 6.47'de geçti. Değişik bir taktik yaptı. Direkt işçi ortaya çıkarıp ileriye dok attı. Slash time'ı da erken ama stratejisi tutmadı. 128'e 118 dediğimiz gibi late game'de İtalya'nın çok daha büyük bir avantajı var. 100'e IPM'ler ise 103'e 61. Birazdan ikinci oyun başlayacak. Şöyle bir şeyi verelim. Draft linkini verelim. Trio Migra'yı kaybetti. Heart Migra'yı kazanıyor. Iktar Pers. Heart ise Talia ile oynadı. Birazdan ikinci oyun başlayacak. Başlamıştır bile. Bakalım. Tamam, henüz. Başlayacak. Bakalım sıradaki map ne olacak? Birazdan belki Kukuro da bana katılır. Onunla birlikte sunmaya devam ederiz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Çok trap linki açıkmış sayfalar.
Kanka sen hallet hallet. Şimdi yo kendi home maplerinden birini seçebilir ya da rakip home maplerinden birini seçebilir arkadaşlar. Kavasan'ı da seçebilir. Alpin'i de seçebilir. Ama bana sanki Nomad seçecekmiş gibi geliyor. Hakim Bey hoş geldin. Evet Nomad. Nomad gelecek. Kuruyorlar odayı şu an. Nomad de sizce hangi ırkı alır? Kuruyor. Spanish, Bohemians, Goths, Burgundians, Incas. Bir önceki seride Mihai'ye karşı Bohemians almıştı. Belki yine tekrar Bohemia alabilir. Bence Hart, Litvanya, Malay, Alliance. Alliance Spread'i ya da Litvanya alabilir, Malay da alabilir, bilmiyorum. O Spanish Bohemia bunlardan biri olabilir, evet. Spanish alacak. Ama başlamadı, birazdan başlayacak. Bir şeye göz atalım hemen. Bugünün maçlarına. Bir dakika. Toto 2-0 öndeydi. Bu seriyi bitirmedik daha. Niri vs Hart başlayınca buna geçelim dedik. Bugün sunduğumuz maçlar NBA Cyclops, Davut Kozmonot. Toto Ubetner'i yarıda bıraktık. İki maç sunduk. Şimdi de Hart Mysterio. Evet başlamışlar. Bakalım hangi ırkları almışlar. Sen çökecek sanırım yine açın. Bir 8.5 o zaman. Evet. Spanish vs. Litvanya arkadaşlar. Oyun canlı şu anda. Kıplip bir atmışlar. Evet, dip dibeler. Şu altını kim alacak acaba? Hart'ın arkada şurada bir altın var. Mysterio'nun da bayağı uzakta. Odunun arkasında bir altın var. Yani Yo için güzel olay taş çok yakın. Hem Spanish'in hem taş yakın. Belki Tower Rush bile olabilir. Yani iki taraf da biliyor birbirinin yakında olduğunu. Herhalde
Ha, Mysterio. Görüyor mu acaba şu domuzu? Görüyor. Şuraya bir bal atsaydı. O da şunu alacak şimdi. Şuraya bir quick bal. Yok, kapatıyor şurayı da. Evet, 5 fishing ship'i var. Artında 4 fishing ship'i var. Art baya erken bastı çağa. Herhalde deniz oynayacak. Trio FC yapacak ya. Belli yani. Map'ini vallıyor. Evet. Yani şuraya bir kale yerse hard oyun GG. Evet, Hart Feudalage oldu. Şu an bakalım Yo'yu acaba biliyor mu? Şurayı açmış. Büyük ihtimalle tahmin ediyor burada olduğu. Bir nokta atmış. Ooo Mr. Yo'dan güzel kuyuk var. İşçiyi öldürecek. Bakalım Hart ne yapacak? Tamam hadi denize aldın diyelim de karadan bir şeyler yapman gerekiyor. Geliyor burada fişi gösterdi. Olmadı. Ve dok atacak sanırım. Yok. Aynen. Evet gitti buradaki fişler. O yüzden ortadan fiş basmaya devam edecek. Testi de iyice geçip şuraya da bir kale atacak. Evet bakalım kalenin pozisyonunu çok merak ediyorum. Acaba nereye atacak? Buraya mı atacak? Şuraya mı atacak? Artık görmüyor bile yani. Burada val olduğunun bile farkında değil şu an. O da basacak. Daha da şu an yapısı eksik galiba. Blacksmith var mı? 60 onda. Buraya girebiliyor mu acaba? Girebiliyor. Bakıyor burada fiş var mı diye de dok burada. Ah, Mysterio çok şanslı ya. Baktı şuraya göremedi ya. Olaya bak şaka gibi ya. Burayı görse çok daha farklı olacak.
kadar da şans olmaz abi. Bazen de şans senden yana olması gerekiyor işte. Boss geliyor buraya da. Evet, 12 saniye içinde Castle arkadaşlar. Burayı ilk çok komple kareye buraya atacak. Ha, quick call. Ev attı oraya attırmaması için. Burayı yıkıp buraya at bence. Buraya. Ama TC'ye vurmuyor galiba. Fletching aldığı zaman vuracak ama şu an vurmuyor. Güzel. Harbiden güzel hamle. Gol yemişiz. Ben daha maçı açamadım. Tane Monster'ı bir Tom Center daha geliyor arkaya alttan duruyor. Best Fire basıyor bu arada. Yani Mysterio bir önceki oyunda da böyle bir kale atıp iki tane göstermelik bastı. Sonra denize yüklendi. Şimdi yine tekrar denize yükleniyor. Dok attı bu sol tarafa. Fire ship basıyor. Yani şu an bayağı bir fishing ship sayısı var. 6 tane var. Hatta 3 tane var. Bayağı attı, geçmiş olsun. Hani Kong çevirdi burada şimdi Hearts. Buraya bir dok atacak ama gördü oradaki şeyi. Aa, durdu. Yürürken durdu ya. Bazen takılıyor bu oyunda böyle. Saçma saçma. Harbiden et ekosu çok kötü şu an. Ama ona rağmen TC idle yok. Ya da. Evet, 40 işçiye 40 işçi. İkinci Town Center geliyor Mysterio'dan. Artık şimdi burayı daha hala tamir ediyor ama oraya baya bir kaynak harcıyor. Keşke onun yerine yeni bir Town Center atsa. Gördüğün gibi 1-1-1-1-1 nasıl düşüyor. Tamir edeyim derken. Of, bir tane Monk gitti. Monk şimdi Kong'lar arkalara doğru yayılmaya çalışıyor. Convert gelir mi? Gelmedi. Biraz sıkıştırdı buraya. Çok iyi. Çok iyi.
Çok iyi. 2, 3, 4. Buradan 4 oldu. Bunları delete de. Hart için çok mükemmel bir senaryo oldu. Şuradaki konklar çünkü içeride kalsaydı sürekli sağda solda dolanıp rahatsızlık verecekti. 5'inden kurtulmuş oldu. 3'ünü kendi tarafına çevirdi. Yani mükemmel bir senaryo oldu Hart için. Evet, oyun dengede 47'ye 49 işçi sayısı. Artık bayağı bir taşa girdi, bir kale atacak herhalde. Yani denizi de kontrolü altına aldı. Denizden fiş basmıyor. Başladı basmaya. Basmıyor dediğim anda basmaya başladı. Hart Monkları çevirdiği konklarla öldürdü. Yanlışlıkla geyikler sıktı. Aşağı doğru kaçsana. Burada iki tane relik var, o relikler. Aaa Hart. Bir tane daha konvertörde. Onu da kaybetti yine. Birazdan geri dönecek bak. Birazdan pat. Onward. Aa, çok kötü oldu bu. Niye konvert etmiyor ya? Aşağıyla uğraşıyormuş. Yani Mr. Yo ufak ufak üstünlüğü alıyor. Sayısında Hart hala önde. Ama Don Center 3'ünü Don Center atıyor şimdi Mr. Ya. Hemen şurada rahat rahat konulayabilir. Yani bu oyuna biraz daha Mysterio uzun süreye taşımak istiyor ama Hart galiba tek DC Monk Imp gidip oyunu bitirmek istiyor. Çünkü ekosu Imp'e çok yakın. Kaleyi de attı. Oyun stili onu gösteriyor yani. Aa, iki tane de kaldı. Ama çok sıkıntı yaşayacak ya. O imp'e geçene kadar Mr. Yo Eko'nun anısını ağlatacak dediğim anda durum birbire geliyor. Evet.
Ön işte Nomad'de almayı başardı. Military 43'e 21 convert kaçmış. 11 convert yapmış Hart. Yani o convert ettiklerini bir hayatta tutabilse çok güzel olacaktı da. Ekonomide. Mysterio daha önde. 600 daha fazla toplamış. Piyasada iç geçiş time'ı birbirine çok yakın. APM'ler ise 80'e 55. Evet. Durum 1-1. Birazdan 3. maç başlayacak. Tam 3. harita ne olacak? Bir şeyi verelim. Rio kazandı şimdi burayı. Pardon. Bakalım sıradaki map'i Hart seçecek. Kendi home map'i Kavasan Alpin. Büyük bir ihtimalle ikisinden birini seçecektir. Ya Alpin'i seçer diye düşünüyorum. Mysterio Spanish'le kazandı. Kaybetti. Gerçi Alpin'i seçerse Gots var. Gots'u Alpin'de alabilir Mysterio. Çünkü map çok küçük. TC'ler çok yakın. Hemen Luma alabiliyorsun. İşçi fight'i yapabilirsin. Domuzları çekmekte işine yarıyor. 4, 8 domuz var toplam burada. Alfin için Gots gayet iyi. Eğer Kavasan alırsa herhalde inkas alır Kavasan'da. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü Burgundians, Bohemians Kavasan'da çok oynanacak ırklar değil. Evet. Daha başlamamışlar herhalde. Discord bazen çalışmıyor. DC'deyim. Acaba oyun kodunu atsak mı rekord kısmına da? Dashboard bazen çalışmıyor. Bende mi çalışmıyor bilmiyorum. Pam pam. Girebildiniz mi arkadaşlar? Var mı izin? Hello Hoş geldin bro. Hoş bulduk. Şey diyorum, acaba kodu mu paylaşsak? Oyun kodunu. Bakalım kimse bir şey yazmış mı? Yazmamış kimse. Yo girelim ki oyuna. Orta açık. Şey açık mı dashboard? Aha. Ben de niye girmiyor onu anlamadım. Başladılar mı? Başlamışlar. Dur giriyorum. Dakika bir. Şimdi dakika bir gol bir. Sen Tato ve Sövbet'i sundun mu? Sunmadın değil mi? Burada kaldı öyle. Ha okey. Rekordları atmadım ben şeye de. Ben Atayım da sunmak isteyen olursa sunsunlar. giremiyorum bu arada. Sana şöyle atayım dur bekle. Buldum galiba, tamam. Oldu mu? Okey. Evet.
in. Bot vs. kımar. Ne bir sıkıntı var? Oyuna girmiyor. Sen girdin mi? Yok kanka. Ben ha? Daha yeni açtığım için şey giremedim ya. Allah Allah. Giremedim ya. Atayım şeyine. Bir dakika. Dashboard'da görünüyor. Oyunda takılı kaldı. Aa. Diyorum sen girebildin mi? Onda şey yapabilirsin ya. Oyunu açıp kapatman lazım. Yoksa girmiyor genelde. Girdi. Girdi mi? Nice. Ben de şu an Steam'e bağlanıyorum. Mr. Yo, God saldı. Art ise kımar. God bayağı güzel değil mi bu mette? Domuzları hemen çekebiliyorsun. Daha fazla topluyorsun. Ve bir tane işçi Sneaky yollamış arkaya. Onu da şu an barak attı. Giriyor. Kımar da iyi bence. Bayağı yemli. Şimdi direkt Archer Range başlıyorsun. Scout dönebilirsin sonrasında. O ikisi de bastı. Sen oyunun sonuna yetiştin mi bu arada? 5.50'deyim. Okey. Ben daha şu an bağlanıyorum oyunu da. Hadi harp tahmin etmedi herhalde. Şimdi milişalar geldi. Ev de atamamış şuraya. Bir de işçi de geldi oraya. Dört tane işçi. 5 tane işçi idol. Misteri oraya. Menet olduktan sonra uğraştırabilir ama o esnaya kadar artır 2 tane gelir herhalde. Hatta belki 3. Palasay'da attı. Birinci Archer geliyor. İkinci de geliyor ama ondan sonra diye ekosu yok. Tekrardan Archer basmıyor. Mysterio o işi kaçırıyor artık oradan. Bence map bu kadar yakınken barağı ileri atması çok mantıklı gelmedi bana Mysterio'nun. Yani buraya atsa daha mantıklı değil miydi? Sence? Mantıklı olabilirdi. Bu arada bir tane de domuzu yukarıya baksana bir şeye doğru. Ha, öldürmüş orada. Nasıl tarif edeyim? Öldü orada bir domuz. Kişiyle öldürmüş. Mysterio. Ben de sonuna yetiştim bu arada. 9.02'deyim. Skirmisher basıyor. Hard da onu bildiği için hemen stable ekleyip scout bastı. Aynen. Hard lumsuz basmış. Kaybetmedi işte. Bir tık daha erken gelseydi sıkıntı yaratabilirdi. Şimdi atak sırası Hart'ta. Aynen. Scout'u var şu an. Brio'da sadece Skirmisher var. Hill'den iki tane vurdu zaten. Bir Skirmisher düştü neredeyse. Ha, şu an Odun komple disaster. Arkaya gidiyor tower atmaya. Oradaki Odun'u toplayacak. Barak'ın arkada olmasının sıkıntısı bu şimdi. Barak burada olsaydı belki bir spear'la darlayabilirdin o scout'ı ama şu an öyle bir şansın yok. Aynen. Bir de o baraktan spear getireyim de yana kadar.
Tabii. Yolda bile kaybedebilirsin yani. Bu durumda ne yapması lazım Mr. Yo'nun? Böyle bir baskı altında kapalı bir map'te yakın. Yani Archer'ı basması gerekiyor biraz. O da öyle yapıyor. Odununu save aldı. Biraz farm edeceği alanı korumak için Archer basarsa. Nasıl save aldı odunu? Çünkü o tower tutuyor. Şeyin tower bayağı rahat tutuyor, evet. Hard giremez altına. Şu an. De stable ekliyor sanırım. Yok, blacksmith ekliyor. Hmm. Bir an stable gibi gördüm onu da. Hmm. Yani hard scout ekliyor, bence mantıklı olanı yapıyor. Biraz daha scout ekleyip alan kontrolünü alıp belki bu oduna girebilir. Yine altına girebilir. Son bir şekilde altına baskı yapmaması şaşırdı beni. Artın. O da farmlara dalıyor. Değil mi? Şu an zaten bir işçisi altında aslında. Biraz daha okçu basıp oradan da tek tek darlayabilir. Kımer'in bir de güzelliği, istediği yere dışarıya bile farm açabiliyorsun. Açıyor şu an her. Geçen seneki Warlords'da buna benzer bir map vardı. Adını hatırlamıyorum şimdi. Davut'la Viper'ın bir maçı vardı. Davut Kımer'di. Viper Siege Push'la yıktı falan ama gitti map'in dört köşesinde tarla kurup dört köşe işçileri daha tarla kurup tekrar bulmamaya falan çalışıyordu. Evet, şimdi maçları alacak gibi Hart. Orada maçı kaçaktan izleyenler için TV 8.5'a düşmüş maç. Haberiniz olsun. Darlamaya devam ediyor. Mr. Yo'nun bayağı bir odunu var. Belki bir Archer Range daha atılabilir mi Mr. Yo'nun yerinde olsam? Yani Kessel'a işte çok bir kamera karşı şansın yok gibi ya. Ghost'la eğer güzel bir hasar verip geçmediysen Kessel'a. Aynı anda geçtiysen. Kımar çok daha avantajlı. Peki onun yerine Archer Range atmak yerine market atıp Echo'yu dengeleyip. O da olabilir. O da olabilir. Öyle yapıyor o da. Bir Mr. Yo değil ama bende de var bir şeyler. Hani öyle de şu anda askerde zayıf kaldın. Rakibin askeri bayağı fazla. Altını da toplattırmıyor şimdi. Son bir işçi düşecek mi? Bir işçi gider. Karda attın mı arkadaşlar? Karda oynuyor mu ya? Ben bilmiyorum oynayıp oynamadığını. Sakattı en son. Şimdi İyi, tebrikler. Kessel'a hiç geldi. Hard'dan Trio da bastı. Burada bir 20 saniyelik fark var. Kessel'a diyorsun ki Kımar daha güçlü. Doğru muyuz? Yani Kımer daha güçlü. Farm ekosu iyi. Scorpion Knight nasıl tutacaksın bu kadar dar alanda? Zaten adam önüne siege atsa öbür Town Center'ın range'ine giriyor. Zor yani. Mr. Yo Knight oynayamaz. Dediğim anda iki stable attı adam. Knight oynayamazsın abi. Kanka geliyorum bir saniye. Tamam. Tamam. İki stable ama o stable
Like'e mi basacak? Barak'tan bir şey basıyor mu? Barak'tan da basmıyor. Belki erken geçtim ümidiyle attı herhalde onları da. Erken geçmedin yani. Farkındadır herhalde rakibin ne zaman bastığını ya. Atak geldi şey aman defans yani geldi. İki stable attı. O iki stable nasıl çalışacak bilmiyorum. GG verir birazdan bence. Mystery hayatta GG vermez ya. Verir verir. Adam patladığında bile vermiyor. Bu oyunu verdik. Yani daha şu kafa, an... Yani kafa kafaya değil ama. Kanka... 2 dakika içinde vermesi lazım hesaplarıma göre. Okey bakalım. Yani maksimum 3 dakika. Artı 2 defans geliyor şimdi. Buna da girdi. Ha o archer'lar artık ölse de bir sıkıntısı yok. Onlarla alabileceği işçiyi almaya çalışıyor. Ya aldı da bir işçi. Bir işçi daha alacak. Dragon Knight'lar burada fark etti. İşçi daha gider. Oradan aynen o işçi de düşecek. Hı-hı. Yani şu an işçi sayısı 13 işçilik fark var. Worker efficient %35'e düştü istiyoda. Ben şeyine bakıyorum. Idlico muhabbetine bakıyorum. Hı-hı. Onu açmıştım. Hı-hı. Idlico 10 dakikaya 35 dakika. Mysterion helal olsun, güzel devam ediyor ya. Ben olsam buradan devam etmem yani. Çağırman lazım abi. Ha bir de rakibin ikinci Tom Center'ını da görüyor yani şu an. Bu kadar işçi kaybetti rakibi, iki Tom Center. Kımar 17 farma. İşçi geride. Hı-hı. Bir de Kımar Ekosu. Ana bir 22-23 işçi de. Monk da düştü. Ya ordu üstünlüğünü ele alabilse belki bir şeyler olur ama ordu üstünlüğünü el yani, alması da sıkıntı. Yani bu ekoyla nasıl alacak? 7 tane altın, 6 tane et toplayanı var, 11 tane altıncısı var. 10 tane aydalı var. Abi zaten TC dip dibe, her TC'nin altından bir Knight geçtiğinde 10 işçi aydalı oluyor. Allah, her TC'nin altından bir Knight geçiyor, 10 işçi aydalı. Knight kesmemesi lazım abi şeyin, Hart'ın. Tamam. Jet'tir baba. Biraz kesti mi Knight? Durdu, Knight basmıyor şu an. Light kebapını aldı. Muhtemelen Monk basıyor diye ama... Evet, bir tane Monk aldı. Yerini de alamadı. Ne çalışıyor? Alamıyor. Yani 3 tane daha kemim var. Yeter artık. Knight basmaya devam et. Beyler tahminleri alalım ne olacak? Ortakoldu. Kafaya bir kale gelir mi? Yani kişi taş da var da. Bence biraz daha Knight birikip oyunu bitirecek. Ama nasıl orduda geriye düşüyor bu her... Ben onu anlamıyorum ya. Niye Knight basmayı kesiyor? Çok tuhaf. Mer ekosuyla bir de. Yani ordu sayısı Knight olarak eşit. Monk olarak Mystery daha fazla. Öyle de yani Art Light Cave falan basıyor. Kaç arkadan şu an raid atıyor.
tane knight daha. Bir tane monk gidecek. Gitti. Yani 2 dakika dedik, Mysterio 10 dakika uzattı. Uzatır uzatır o daha. Boyun ipi yarır ben sana diyeyim. Kafaya kale yiyince arkaya kırılacak falan da. Hmm. Ne arkadaki fight? Kırıyor, alıyor mu? Orayı alamaz gibi. Hmm. Ordu sayısı da daha az. Canları da şu an daha düşük. Ama onun... yok, ikisinde de varmış, okey. Kendi base'inin arkasındaki şeyleri öldürdü. Knight'ları öldürdü. Güzel mitrolladı bu önde fight yaparken orayı. Bir light cave buldu orayı. Şimdi Mysterio kuyu kol atmaya çalışıyor sağdaki altıncıyı. Oh. Aa, kuyu kol atamazsın ki oraya. Kardeş nasıl atacaksın? Knight'larına güvendi. Hmm. Ama o bir knight oradan belki iki kişi alır. Aradan. Hani 2-3 kişi kaybetti gibi. Bayağı da bir idle. Hard 3 town center bomblamaya devam ediyor. Abi bu adam bugün yine... Bugün chat bir suskun ya. Ne oldu bugün? Bugün maç var ya kanka, büyük bir ihtimalle yandan da maçı izliyorlar. Olabilir. Ben de izliyorum bu arada, yalan olsun. Hmm. İşçi sayısı farkı 50. Aman 50 ya, nasıl 40? 50 fark oldu. 50 işçi fark. Mysterio öndeyiz diyor. Kazanıyoruz, öndeyiz. Boyunu alamazsın abi. Durum 2-1 yani. Direkt ben 2-1 yazıyorum oraya. 2-1 olur abi bununla. Kerem tamam. Fix abi ya, her maç kaçırıyor zaten. Gigi geldi. Evet, Kerem kaçırdı. Mysterio Gigi vardı. O gol kaçırmayacaktı Kerem. Aynen. Bayağı hızlı oynuyor artık. APM. Seride 61'e 36, ekonomi neredeyse 2 katı fazla toplamış. 7000 daha fazla toplamış. Castle Age Time'ı erken Heart için. Evet. Durum 2-1 Heart için maç sayısı. Eğer Heart alırsa 3-1 seriyi kazanmış oluyor. Verelim. Aleykümselam. Hoş geldin. Tamam. Yo. Kaybetti. Kazanıyor Hart. Bakalım sıradaki harita ne olacak? Trion'un diğer home map'i Hideout. Büyük bir ihtimalle Hideout olur. Yavaş bir oyun görebiliriz arkadaşlar Hideout'ta. Hideout'ta ne alabilirler? İşte Bohemia vs Malaga. Eee dönmesin. The Viper Toto maçına dönmesin yavaş dedik. Yok bakıyorum ırklara da, hani öyle tek TC agresif oynayacak. Oynarsa Heart oynar öyle de. Bizans da alabilir. Nereye için aldı ki Bizans'ı? Bakıyorum şimdi. Bizans Kavasan için belki olabilir. Bilmiyorum. Kavasan için Bizans yerine sanki aç Kavasan'da da olur Bizans. Merak ettim. Bence Malay alır. Şeyde eğer Hideout olursa. Boom oyunu hadi hatta Malay da çok güçlü oluyor. Hmm. Boomlayınca çok erken geçebiliyorsun rakibine göre. Yani hızlı bir şey olabilir. Viper genellikle hızlı feodal olup farm açıp öyle geçiyor.
Çoktur da rekoyla. Öyle bir şey de olabilir. Evet, hideout gelecek. Hideout. Hangi ırkları görürüz? Chat. Dun 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 dun. Sigara yakayım bari ya, aradalar. Hideout. Mali gelir mi peki? Bilmiyorum. Mali gelirse şaşırırım ya. Bizans ya. Bence gelmez de. Yok, Bizans'ı büyük bir ihtimalle şey için saklıyor. Peki Bohemia mı alır, Burgonya mı alır? Öldün sandım onu. İyi yaşa kanka. İyi misin? Kukuro sesin gelmiyor her konuş. Adamın sesi gelmiyor. Kukuro. Hala gelmiyor mu ya? Öldüm mü? Alo, alo. Şimdi geri. Kanka. Sesin gelmeyince korktum ama bırak. Öldüm mü kalkınca. İyi misin kanka? İyi kanka sen. Başlamadım bunlar. Kardiyolog. Bu ara posu Instagram'da... Abi herledin değil mi ya? Aynen. Bu ara posu Instagram'da şey görüyorum ben. Kardiyolog falan diye şeyler görüyorum. Salak salak editler yapmışlar. Diyor sen kardiyologtun değil mi diyor. Kardiyolog diye. Hayır, başına bir şey gelse acil servisi de bile arayamayacağız biz. Ne gideceğiz? Oturanma, senin ulan oturanma, kulakları... başıma bir şey gelse sevinirsin. Abi neyse, Icardi bundan sonra, bu maçtan sonra sezonu kapatıyor zaten. Adam iğneyle oynuyor. Maçı yenin sonra kapatsın. Başlamadı değil mi bro? Bende başlamadı gözüküyor da. Bende de. Şimdi başladı gözüktü bende. Bir F5 attım. Evet arkadaşlar. Hideout. Burgundians gelmiş. Burgundians söylesem mal. Hangisi sence? Sen hangisini Burgonya, istedin? Burgonya bir tık daha güzel bulunuyor da Malay da hızlı çağ geçip patlatabilir ya. Yani. Ama late için Burgonya isterdin değil mi? Çok late'e giderse Burgonya tabii canım. Tarladan relik gibi şey geliyor. Husarım var. Aynen. Görmüşsün. Full upgrade. O Hart'ın domuzu kestiği yere bak. Bayağı şey diyorum, domuzlar niye dışarıda çıkmış? Bu Warlord da herhalde dışarıda çıkıyor. Bunlar ne yapmış ya? Niye böyle kesmişler? İkisi de dışarıda kesmiş. Dakika kaçtısın? Kanka en şey sona uzakta, geldim de. Şey uzakta kesmemiş lan. Yo. Yani uzakta çıkmış da içeride kesti. Domuzu diyorum. Hmm. İsinin altında kesmiş yo. Bende niye böyle oldu? Yani nasıl oldu?
Ben de map'in dışında domuz kesiyorlar şu an. Senin şeye gitmiş o zaman. Oyunda bir sıkıntı var. Hard idle falan gözüküyor. Hareket duruyor işte, belki bir sıkıntı vardır. Allah Allah. Baksana, Discord'a atacağım. Bir çık tekrardan gir istersen. Aynen, Discord'a bir SS atacağım, bir baksanıza, çok komik, çok iyi. Nereye, bana mı atıyorsun? Yo, şey attım ya. Geneli attım. Hmm. Hı, sen de öyle gözüküyor. Ya da sen başka bir oyuna mı girdin yoksa? Yok kanka, hard VSO ya. Niye öyle bir şey olmuş lan? Çok garip. Ne bileyim. Çıktım, girdim bakalım. Yaptır, hiç bug'a girmiş kanka. Kanka oyun içinde de öyle gözüküyor ya. Neyse, attım, çıktım, geldim. Bu arada hard bir işçi vermiş. Bilmiyorum. Allah Allah. Yok kanka. Yok kanka. Sıkıntı var, ben izlemiyorum bu işi senden. İyi, tamam, olur. Vermemiş ya. Bu arada hard dediğimiz taktiği yaptı. Hızlı bir şekilde feudal'e geçti. Şimdi farmları açıyor. Abi yok, başka oyun olmasında imkanı yok. Şey, minimap'e bakın. Bence peki Yo şey yapar mı? Kostüli yere basmayı çok seviyor şey, kale askerini, Burgundya'nın. Kale atıp basılır ya. Kale atıp basabilir belki, agresif basılır, bir oyun. Basılır, basılır net. Ha, early'de basar mı bilmiyorum çünkü Monk'a çok kolay dönüyor. Bence çok early'de kale atmayı tercih etmeyecek de fast castle yapıp biraz bulmayıp sonra. Evet. Bir mini agresiflik, şu hiller var ya ikisinin arasında. Aynen. Burayı diyorsun. Oralardan bir yere atabilir. Muhtemelen arkadaki ile atıp altın toplamaya devam eder. Aman, taş toplamaya devam eder. Ama işte malaya da bunu yapmak ne kadar mantıklı, bir tık yürek istiyor olabilir. Yani hard şimdi barak atıyor. Stable atacak büyük ihtimal. O da relikler için savaşacak. Kırıyor, 26 pop atladı bu arada. Partınla kesildi, aşağı yukarı aynı anda gelecek. Ekosu bir tık daha iyi olur mu peki Burgonya'ya göre? Bence bir tık değil, daha iyi olur. Çünkü farmları erken açtı, eco upgrade'ini de aldı. Yani daha iyi olur diye düşünüyorum ben. İşçi sayısı da daha fazla olacak zaten. Şu an istatistiklere bir bakalım, ne kadar toplanmış toplam. Hani Yoy 100 daha fazla toplamış ama birazdan bence Hert geçecek onu. Çünkü Yoy Castle iyice basacak. Yoy şu an tıkladı. Hart'ın bir muhtemelen 40 saniyesi falan var ama. Aynen, o biraz daha bekleyecek. Bastıktan sonra direkt şey, ama geliyor yani şey. Market kullanılır mı sence Hart? Ben zannetmiyorum. Kullanmayacak pek. Kullanmayacak ya. Çünkü bu build'de genelde kullanılmıyor da. Ha, taşı kullansa da taşı satmaz, olduğunu satar. En fazla. Ha, zannetmiyorum satacağını. O kadar acele etmene gerek yok, malaysın yani. Bas bir iki işçin hani. İşçi daha çabuk gelecek zaten. Ben de daha basarım. Peker abi, hoş geldin. Maçtan geldim, gelsene oynuyor. Hakasvet Age of oynamış. Galatasaray. Futbol aynı tat, aynı lezzet. Eyvallah abim. Abi sen bir de benim Age of oynayışı göreceksin. Galatasaray iyi mi?
İyi oynuyor mu? Ben 2-1 Galatasaray alır dedim bu arada. Yayında var, yayında söyledim. Ben de 3-1 demiştim. Galatasaray eşittir Fettler. Mini eşittir Nili. Ne nasıl yazıyor bakalım. İnşallah alır o zaman. Ese bayağı kaçırdı. Aga be. Ne gelecek herhalde. De akşam benim maçım Leri ile miydi bugün, Davut'la mıydı? Bakalım. Maçtan sonra bir de Kasva vs Leri ya da Potential Davut maçı var ha. Leri. Leri. Yani. Daha Bayern Galatasaray maçından sonra bir de büyük bir maç daha var yani. Arkadaşlar. Bu gece ziyafet var. Malay direkt 2 TC'ye attı. Hı-hı. Güzel geldi ekosu, 2 TC ekosu. Genelde odunla çok hani çalışmadığı için gelmeyebiliyor. Hı-hı. Şeye baksa, Burgonya mesela ekleyemedi ikinciyi daha. O da birazdan ekleyecektir. Bence Manastir'e atsa daha iyi olurdu. Art. Bilmiyorum da ben direkt 3 TC. Like Göker abi de bana iyi spor demiş ya. Zaten sonra sabah açan buradayız. Eyvallah abim. İyi spor musun be? Bro. Valla Göker abi diyor söyleyizdir ya. Boynumuz kullanınca. Bir Necip abi bir Göker abi ya. İkisi durmadan patlatıyor, vuruyor. TC Idol'lar çok eşit. TC'leri 42, 37. Mysterio'da Heavy Plow'da var. Hard'de ek olaraktan. Şimdi şeyi merak ettim acaba. Şu an 400-500 daha fazla toplamış Hard. Eko'da. Yani relic de alamadı. Henüz Hard şey Mysterio. Hard daha fazla toplamış gerçi. Yüker abim teşekkürler 400 bitin için. Kokoro için demiş. Eyvallah abi. Eyvallah. Eyüp Spor destekçisi Göker abi. Kanka Göker abi bir canlı yayına çıkmış. Ben bugün gördüm. Aha. Ne yapacağım? Yayın bittikten sonra onu izleyeceğim. Şey diyorum Göker abi, bir daha diyorum abi canlı yayına çıkarsan söyle de bit atalım falan. Abi canlı yayında da bize bir selam yollarsan Kukuro buradan selamlar falan diye. Millet bir yandan oluyor lan diyorsun. Evet, buradan Age of Piri Kasva'ya selam olsun dedin mi abi? Olmazsa olmaz bize. Evet, iki tarafta bulunmaya devam ediyor. Dördüncü Tone Center geldi. Mysterio 4'ü atmayacak gibi. Bana sanki Hart bu maçı alıp bitirecekmiş gibi geliyor, bakalım. Taşa girdi şimdi. Ey maçı ne oldu? Ben izleyemedim onu da. Mysterio vs Miha'yı. Mysterio aldı 3. 3-1 mi? 3-1, 3-1. Okey, rekordları 5'i 5'i atmışım Miha'yı. Trio'dan aldı bir oyun Miha'yı. O zaman Mysterio bu maçı alırsa çıkmayı garantiliyor. Gerçi Hart da alırsa çıkmayı garantiliyor. Kanka diğer maç sonuçlarını bilmiyoruz ki.
dünkü maçlardan yola çıkarak söyledim ya. Hart dün kazandı ya. Hart 1000'i var zaten. 2000'i olan çıkıyor. Hart dün kimle oynamıştı ya? Rusher'la galiba. Aynen. Bakarız o gruplardan tabloya. Gruplardan sonrası canlı olacak bu arada. O tabloya bakarız. Evet, gruplardan sonrası canlı abi. Bu arada skorları oyuncular dışında kimse bilmiyor. Ben rekordları hallediyorum ama ben bile bilmiyorum hani. Sonuçta sürpriz çıkabiliyor. Mesela Übet de Nil'in 4 maç olduğunu biliyordum. Ama Übet'in kazandığına dair bir tahminim yoktu. Hani skoru tahmin edebiliyorum 3-1-3-2-3-0 diye ama şey tahmini yok. Kim kazandı kim kaybetti tahmini olmuyor genelde. Evet. O da 4. testi ekledi bu arada. Aynen. 9 işçilik. Lan 10 işçilik neredeyse fark olacak. Ant kart da var bu arada şeyde yani. Kartta. Mysterio yeni alıyor. Burgonya'yla sanki geç kalmadı mı ya o upgrade'a? Upgrade. Yani bayağı geç aldı. Evet. Oğlum ne oynayacak? Taşa girdi şu an 5 işçiyle. İlk bir ihtimalle Lightcap, Hussar, Tüpekçi Mehmet abinin dediği gibi devam edecek gibi duruyor. Ama şu an bayağı bir bastı. Şurada 4 tane var. Stable. Basmaya devam ediyor. Ya potansiyel bir forward gelişi yakalamak için muhtemelen basıyor şu an. Hani en azından çok kötü kontrol etti. Monk'ları kaybetti şimdi ya. Orada spear'lar var. O spear'ların da armor'u da var. İleriye kaleye gidiyor Hart. Atar mı o kaleye acaba? Zor gibi duruyor. Muhtemelen atar ya bence. Şey sayısı bir sayısı çok çünkü. Kaybetti şimdi spear'ları. Var. Arkada spear'lar galiba. Aynen. Evet kaybetti oradaki orduyu. Loom var mı? Loom da yok onlarda. Loom yoksa sıkıntı. Not istiyor. İmpe de geldi şimdi. İmpe de bastı. Bir tane işçi kurt öldü. Kurt kasva. That was insider istiyor. Evet. Light Kevlar. Bir part daha mı temizleyecek? Bir parti daha temizleyecek gibi. Ama artık imp olduğu için imp upgrade'i geldi onlara. Spear'larda imp upgrade'i var abi. Pikeman değil ama full defans. Ama işte artık oranın kontrolünü bittik aldı. Evet, Mysterio üniversitesi var mı bakıyorum. O battı çağ zaten. Yo şey üniversiteyi... Ha bombard için. Hand cannoneer. Daha yok. Yani bu kaleyi hemen hemen bitirecek. Yani bir tane trap belki ya da iki trap belki avantajı olabilir gerçi ya. Bir dakikalık şey var. Fark var. Bu Batman'ın maçı 2-0'da canlı maç başlayınca hemen oraya geçtik. Bu sonra suneriz. Şimdi Imperial Age geldi Mysterio olan da neredeyse. Görmüşür upgrade'i geliyor. Abi
7 tane Archer Range attı. Echo'yu bol bulunca hemen. Hmm. 7 Archer Range, 2 tanesi hiç workshop. Echo akıyor. İlk trap'e bir saldıracak galiba. Ha, fırsatını bulursa affetmez de. Ama fırsat bulamıyor, orada bayağı bir spear var. Ha, bir trap'lik fark oluştu. İki trap'lik olabilir dedim. Bir trap'lik oluştu. İkinci kaleye atıyor oraya. Kale bence biraz fazla agresif gibi duruyor. Fazla riski aynen. Ama en azından o trap'leri şeye karşı korumuş olacak. Bombard Kenan'a karşı. Öyle de bir şey var. Avantajı var o kalenin. Mysterio'nun sanki biraz daha iş yollaması lazım oraya. Çünkü o kale düşecek. Mia geldi. Mezunary upgrade'i geliyor. Gerçi orada şeyin de işçi sayısı az. 10 tane işçisi var Hart'ın. Ve kaleyi de tamir etmiyor Hart. Hart'ın kale daha çabuk düşebilir. Aynı anda düşecekler gibi. Şimdi tamir ediyor. Yani o kaleyi kaybederse Hart çok kötü olur. Evet, kaybetti. Çok mantıksız yere kaybetti o kaleyi ya. Tamir etseydi tutardı iki tane Rebe karşı. Evet, Mysterio öne geçti. Sadece Pyke var orada, başka bir şey yok. İki tane de Bombard Cannon geldi şimdi. Bombard Cannon'ı da kaybetti Hart. O bütün kalesi o de gitti. Şeyini kaybetti. Time avantajını, süre avantajını kaybetti. Aynen. İkinci kale de düşecek. Ve tüfekçi geliyor. İkinci... Arkadan gelen tüfekçiler de kantılacak. Bir de Hart'ta bayağı house oldu eş zaman olarak. Aynen. Evet, Mysterio stable sayısını arttırıyor şimdi. Tüfekçi skirmisher artı husar. Belki paladin bile yapabilir. Relik sayısı 2'ye 2 bu arada. Trap'ler gidiyor. Oo, bir tane bu var kendini. İkisi de görmedi herhalde. Hı hı. Hart görmemiş. Mysterio da görmemiş. İkisi de herhalde o aldı diyordur. Derken Hart amına koyayım dedi. AQ yazıyor. GG. Decider. Hype. Evet, Decider game. Bakalım. Oğlum hep Kavatan demiştin değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Hı? Kavatan demiştin değil mi? Galiba. Bakalım, Kavasan olması lazım. Evet evet, Kavasan. Okay. Military kill death 86'ya 44, ekonomi daha toplamış 1000 küsür. Hmm, 126 işçi, APM'ler 91'e 64. Evet, sıradaki map şöyle bir gösterelim. Hideout'u Mysterio aldı. İki taraf da home maplerini aldı bu arada. Yani bir Kavasan şu an Heart'ın home map'e. Bakalım kim alacak? Kırklara bir bakalım. Burgundians da kazandı. Alayla kaybetti. Ya bence Inkas gelir Yo'dan. Inkas'a karşı Malians mı daha iyi sence? Bizans mı daha iyi? Bence Malians daha iyi Inkas'a karşı. Güzel soru. Gerçi şey de olabilir. Bilmiyorum. Bizans daha iyi bence ya. Castle'da Mali derim, Feudal'de Bizans derim. Çünkü Castle'da belki şey yapabilirsin. Long Swordman artı işte Crossbow'dur. İşte belki
Mangonel falan yaparsın da. O da Slinger var şeyde Inka'da. Hani. Bizans biraz düşük kalıyor ama şeye. Mezoriklara. Main Army'nin Skirm Martı Spear falan. Ya ben şeyi düşünüyorum hani. O noktaya gelmeden önce Feodal'deki Bizans'ın avantajı daha yüksekmiş gibi görüyorum. Ha, denizlerdeki şey göllerdeki Fireship avantajıyla birlikte. Hı-hı. Olabilir olabilir. Başka map olsa hani belki hı-hı. Mali derdim ama bu map özelinde şey. Cosmo şey Arda Güler hep şey alıyor. Mali alıyor. Cosmo burada mısın? Sana soralım. Arda Güler. Yeğenim. Age of'un Arda Güler'e. Her abi diyor bir sakatlıktan çıkamadı diyor. Bakalım. Başlamamışlar henüz. Subquali değiştireyim mi bu arada? Niye söylemiyorsunuz? Subqual. Yeni hedefimiz 700 ileri. Kızma yeğenim geldi mi ya? Yazdım ona da. Hı? Yeğenim geldi mi chat'e? Yeğenin gelmemiş ya. Arda Güler. Galatasaray'ın ikinci yarı başladı mı chat? Başladı herhalde. Başladı başladı dakika 50 galiba. Gol dakikası 78. Mauro Icardi. Diyorsun. Kafayla. Maç kolikten bildirim geldi herhalde. Gece rüyamda gördüm ya. Tarihi yapmıştım. Evet, sen hangi takımlıydın ya? Abi. Bu sorum ya. Ülkenin en iyi takımı Fenerbahçe takımı. Ben de geliyorum. Sonra olursa bana yazarım merak etmeyin. Kozmik sen biz. Böyle olursa aman yazıyorsun. Incas Malians. Ne dedim ben? Az çok anlıyorsun bu oyundan ya. Abi ben ne dedim sana ne dedim? Malians gelirdi. Aynı matchup sana mı geldi? Abi yani bir 2800 değiliz ama biz de biliyoruz yani bir şeyler. Değil mi chat? Max 2600 oldun mu ya? 1560 falan oldum da 2600 olamadım. Yani. Sana bir coaching lazım benden ya. Ver de 2000'e düşeyim. Zaten bu bir hafta oyun oynamam. Çünkü sunumlar var. Kaç şu grup maçları biterse yok yine. Martesi'den aşağı oyun oynayamam. Bunların sunumunu yapmam güzel oluyor bir de. Şey oluyor en azından. Belki şu hafta sonki Warlords'da bayağı bir fikrim olur. Hangi ırkla nasıl oynayacağım hakkında. Öyle öyle. Hı hı. Bayağı avantaj. Aynen.
Ama aynı şekilde oyuncuları da Vataş. Onlar da oynuyor. Gerçi sen de oynadın ama. Akşam bir liriye 3 atayım da. Gözünüz gönlünüz açılsın chat. Var mı maçım? Var var. Hangisinin mi daha gelmiş? Yani biraz Yuan'ın daha iyi gibi. Kaynakları arkada, iki tane altın arkada. Buraya wall attığında çok çabuk kapanıyor. Odun da bayağı bir arkada güzel. Yani ikisi de güzel ya. Mali'nin güzelliği iki denize de direkt gidebildi. Aynen. Gerçi Inka'da da evler 35 aman 35 ne ya 10 pop verdiği için Inka'da da benzer bir avantaj oluyor. En azından early'sinde %15-%20 eko kalıyor acaba. Evet. Yani Hart şimdi hem hızlı çağ oldu hem de ikinci doku da hızlı attı. Bu gölde bayağı bir baskın hale gelecek gibi duruyor. Tahminime göre. Onun diğer gölü sevk aldı. Oradan bayağı büyük avantaj. 4 balıkçı orada hiçbir şey zarar görmeden. Huzur içinde balık toplayabilecek diyorsun. Aynen öyle. Norveçli balıkçılar. Tüm balıkçıların istediği şey. Artık yine house doldu. Yani çok güzel avantajı vardı. Dolunca dayı tabilerle getirdim. Aslında ben şu an şunu fark ettim. Mesela şimdi scout'u var ya Hart'ın. Yani kendi gölünün o tarafa yollasa gelebilecek potansiyel bir işçi çok daha iyi olabilir gibi duruyor. Hani burada tutmak yerine. Yollayacaksın. Bayağı da gereksiz damage yedi orada. Şimdi Eagle'a düşebilir yani hani şeyde karşılaştığı anda. Buraya yollamak çok daha mantıklı olabilir. Barak geldi bu arada. Mystery olan. Demo atın demo atıyor. Demo. Uf. Nice demo. Hart niye demo basmıyor onu anlamadım. Hart kırmızı kanka. Tamam basmıyor. Demo ekledi ya demin. Bir tane bastı da devamı gelmiyor. Ha devamını gelmiyor diyorsun. Mysterio bu arada Hart da barak attı. Demin yanlış görmediysen. O da atmış. Evet. Devamının da gelmesine gerek yok gibi. Mysterio sanki bırakacak o gölü ya. Bırakacak öbür göle gidiyor. Bakalım orayı fark edecek mi? Keşke o fişlerin etini bıraksaydı. Demo gelecek oraya. Abi. Gelmedi mi? Yok gelmedi. İptal etmiş. İptal etti iptal etti. Fire bile bence gerekli. Attığı yeri görüyor şu an. Attığı yeri görüyor şu an. Dok attığı yere. Görüyor mu bakalım ya. Görüyor ya. Sıra korkusuzca dibine koymuş doku. Ha, Mysterio'nun Castle'a hiç gelmek üzere neredeyse. Market atıyor. Bakalım Hart da market atıyor. Bep'in arkası açık ama oraya... Bakalım bir şey gelir mi? Bayağı bir uzak kısımda duruyor. Bence Mysterio Castle'a geçip yine deniz yüklenecek gibi duruyor. Hani buraya yüklenmez de. Hart biraz aşağıdan çok fazla mı bastı? Baya bir fazla şey var Fire Ship'e. 4 tane birkaç var 6 mı var? 6 tane var. Bir tık gereksiz olmuş.
Ya şey, yön göremiyorsun ya işte, rakibinin neyi var neyi yok. Oo. Tamamen kontrolü almak istiyor. Oo. Dur bak. Bir quick wall. Şöyle çıkıp şuraya bir quick wall. Helal be. Gördün mü quick wall'ı? Bunu... Geç görüyorum ben şu an. Aynen. Ben öğrettim. Viper sandan öğrendi diyorlar. Doğru mu? Tamam. Turnuvaya da o yüzden katılmış. Ya quick wall'ı işte öğrendiğim adamın Wubli... turnuvasında oynayayım diye. Wubli zamanında ben yaptım birkaç oyun onunla. Ondan sonra başladı da yapmaya. Sonra bana çok sövüyorlardı diye ben bıraktım. Tolere edemiyordum ya. Şimdi yeni başlayanlar da diyor ki Viper'ın hareketi. Viper'ı bile diyor kasmadan öğrendim diyor. Ben söylemedim işte hani şey olmasın. İnsanlar demedi. Bilen biliyor zaten. Bu arada bir free kick kullanacak falan diye araya giriyormuş. Penaltı. Evet. Misterio kardeşim abi, adamı artık izle izle tanıdım bak. Kessel oldu, Deniz oynuyor. Bir tane Barak. Kaç Eagle. Çünkü bir gölü kaybetti ya, o öbür gölü almadan duramaz, hiç rahat etmez onun. Al bakalım Vargale upgrade'ini. Al koçum. Yani zaten her dile istediğini topladı abi oradan yani. Sen gölü alsan bile her buradan zaten topladı. Kaldık ne kadar fişki? 125 burada kalmış. 195 burada kalmış. Geri kalan 700 et kalmış burada toplasan. Belki 900'ü geçmez. Maşallah daha fazla var. Evet. 3 tane de var burada zaten. Yukarı gölü de Mysterio aldı. Val diyor o da. Manas. Oradan fiş basmak ne kadar mantıklı. Buradan mı? Hı hı, yukarıdaki gölden. Yani 3 tane basabilirsin. 3'ü geçmemesi gerekiyor. Max 3. Okey. Yani buradan da alttaki Hart'ın gölden en fazla yine 3 tane basardım ben. 3 ya da 4. Up 5 demiş herhalde değil mi? Aynen 5 diyor. Ooo, convert gelirse sıkıntı ha. Tabii şu an iki ordusu var, birini alırsa. Aynen. Güzel quick ball'lar. Ne scout yapmadı acaba hiç? Ha şimdi yapıyor. Evet, onlarda bakıyorum. Mysterio ikisini de çevirir abi. Biri çevirdi. Aa, Mysterio'nun monkları hızlı okuyor amına koyayım bu oyunda. Adamlar öyle bir şey yazdı, kod yazmışlar. Mysterio hızlı okusun diye. Öyle bir şey yapılabilir mi kanka? Yapılır. Yani şununki 7 saniyede okusun, bununki 30 saniyede okusun diye hani o yapılır, ne olacak? Oyun şeylere yapabilirler yani değil mi? Tabii tabii mümkün. Yani kesin bu adamlar kesin benimkini 15-20 saniye yapmışlardır. Okumuyor çünkü. Neye göre veriyorlar onu? Bilmiyorum işte. Adam olanın saniyesini arttırıyorlar. Benim aklıma bir şey geldi ama oyun sonrası söyleyeyim. Yayın sonrası. Banyo benim şimdi. Hmm.
Benimki de 15-16 santim olsa. 15-16 saniye dedik. Evet. Demek ki olay bu dizinde arkadaşlar. Ton center'a 2 ton center, işçi sayıları 54'e 54, ordu 15'e 16. Yani her şey birbirine çok yakın arkadaşlar. Maçta her an her şey olabilir. Hem de decider maç. Evet, 2-2. Monklara geliyor, geliyor, gelmekte olan bir tane düşecek kesin. 2 düştü kesin. Oradan bir convert. Evet, iki tane monk. Güzel. Güzel trade. Şimdi knight'larla girilebilir. Maybe. Evet, bir tane daha monk geliyor. Daha geri geri, az geri, az geri. Tamam, şimdi geri. Şimdi geri. Şu monk'u da almaya çalışıyor da. Alamadı bir türlü. Şimdi alacak mı? Yok. Aldı. O zaman Knight da gitti. Güzel güzel. Güzel trade. Artı pozisyonunu daha çok beğendim ben. 17 ordusu var. Evet. Kaç tane Knight'ı var ya? 5 tane Knight'ı var. O 17 ordudan şeyler de sayılıyor. Ooo, kale de geldi. Kale geliyor. Oh! Orada mangonel var. Az kalsın kaleye vuruyordu. Gir abi, gir abi, gir abi. Monklar hayat kurtardı orada. Ha, şu an burayı temizler bu knight'lar. Anladım, çok rahat temizler. Mr. Yo için işler kötü görünüyor arkadaşlar. Muhtemelen tersi konumda olsa bu kaleden sonra hard çıkardım. Mr. Yo'nun çıkacağını hiç zannetmiyorum. Hard A, G, G yazar çıkardı. Tam şey gibi olduk ha. Şimdi bir yandan bir desem ki bu arada Nef Stadyumuna dönüyoruz desem. Serbest vuruş pozisyonu. Yunus turnuvayı kazanana tok verecek. Bizim öyle bir duyum aldım. Aynen abi. Bir sonraki turnuvada kazanana tok veriyoruz. Bunda değil de. Abi adam kalenin altındaki knight'ı convertledi ya. Bir önceki oyunda AGG yazdı da o yüzden abi. Evet, 3 Tom Center 79. İşçi sayısında önde ama. Orada Mangonel'le işçi falan kesti ya. Onun etkisi oldu herhalde. Ama Gebeto'yu ne yapacak ki ya Gebeto'ya? Gebeto'ya şey Slingor'lar iyi vuruyor mu? Benzer olduğu için benzer vuruyor. Çok OP değil ama. Ama kalenin altından Gebeto ya nasıl bir... Kapat ya. Artık kapatıyor. Güzel kapatıyor bu arada sağ tarafa. Bak bir tane daha okudu ya. Abi şaka gibi ya. Mr. Yo'nun monkları şaka mı? Lan affetmiyor ya. İman gücü kuvvetli. Görünce okuyor. Yunus bir noob sorusu gelmiş. Noob diyelim artık. Yazık lan. Oyunun amacı ne tam olarak? Tüm askerleri yok etmeleri gerekmiyor mu kazanmak için? Tüm askerleri yok etmen gerekmiyor dostum. Yani ekonomik olarak rakibe hasar vurup üstün duruma geçersen zaten bir sürede
Sonrasında askeri olarak üstünlüğü sağlayıp bitirebiliyorsun oyunu. Yani amaç ekonomik olarak hasar verip askeri olarak üstünlüğü sağlamak. Yani son ünite kadar öldürmene gerek yok. Zaten sağ tarafta bir skor var gördüğün gibi. O skora göre değişiyor. Oyunu kaybettiğini kazanmanı zaten. Evet, Mysterio'nun ekonomisi güzel. Ben şu an ekonomilere bakmak istiyorum. Kim ne kadar toplamış? Mysterio daha fazla toplamış. 1000'e yakın neredeyse daha fazla toplamış. İlk zamanlar köylü... İlk zamanlar köylü öldürmenin ayıp olduğunu düşünüyorum. Mysterio iyi hile çıkabildi kaleyle. Ha, o kaleye atıyor da atabilecek mi? Çünkü çok alan yok. Beri engelliyor orayı. Öbür tarafta da gebetolar var. Ortalık. İyi konvertledi bu arada oradan baya. Ne oynayacak acaba ya? Archer falan basacak mı? Bakalım. Imp. Yani bir 25 saniyelik imp avantajı var. Ama o hilin üstünde mi o kale? O kalenin bir alt kısmı hilin altında kalıyor Kukuro. Kaleyi hilde sayıyor kanka şu an. Ama şöyle yani bir sıkıntı bir var. Yani bir tile yukarıda olsa bile hilde mi sayıyor? Haha. Şöyle bir sıkıntı var kanki. Trebi açtığı zaman trebi önden açabilecek mi açamayacak. Mecbur arkaya kuracak. O da hil altından trebin alttan vurmasına sebep olacak. Anladım. Yukarı açarsa da neden yukarı açamaz onu da söyleyeyim. Rakibin gıbetoları var. Gıbetolar siege bonusu vuruyor. Yandan açsa. Beri'nin oradan açsa. Yine vurur bence. Şuradan açsa vurur bence. Bence buradan açacak. Sen ne diyorsun? O ikinci kale. Şimdi iki kale arasından açabilir bu arada. Trapleri. Dün hatırlarsan Kasva diye bir oyuncu vardı. Kozmo'ya karşı bir maç oynamıştı. Aynı öyle bir pozisyona geldi maç. Kim kazandı? Kasva'ya noob diyorlar ama bilmiyorum. Kozmo daha mı noob? Kasva ya güzel oynadı dünkü maçı ya. Turnuva birinciliğine doğru koşuyor diyebilir miyiz Kasva mümkün, için? Mümkündür. Yani ben çok beğeniyorum oyunlarını. Keşke ben de öyle oynasam biliyor musun? Ya çok mantıklı hareketleri var. Bazen saçmalıyor ama genellikle mantıklı hareketleri çok. Ha, trap savaşları. Mister yok, tamir etmiyor yalnız bu arada. Asla geliştirdi kendini. Şimdi işler geldi. Chemistry geliyor. Aykman basıyor. Abi bu fight'ı alır ya şey. Hand Cannon yeri basıyor. Bombard Cannon da basacak birazdan. Heart. Bu oyun Heart'a doğru yazar çünkü o trap'ler zaten direkt korumasız kalacak. Şimdi 9 tane Gebeto görürsün trap'lere neler yapıyor. Bir de Bombard Cannon, aynen Bombard Cannon da var, şey de var, Light Cav de geliyor. Bombard Cannon da geliyor. On the way. Evet, Gebetolar bir trebi aldı. Hayret, Mr. Yon'un monklar çevirmedi. Ha şimdi çeviriyor. Evet o trap Bombard Cannon'a düşüyor. Evet Mysterio. Ama bir Mysterio 10 dakika daha oynayabilir bence. Oynar mı sen de buradan? Devam eder. Muhtemelen devam eder. Buradan devam etmemesi lazım ya.
buradan da şey daha atmasın ya. Ace istiyam diyor, 5000 pound'dan çıkmıyor diyor. Abi fark 5000 puan olacak ki yenildim diyeceksin. İdeal bu arada 5000 ya anlamak için. Tapancaya döndü. Kuş lastikleriyle taş atıyorlar. Çok değişik bir asker ya. Allah çok değişik bir asker. Gel lan buraya kaçma diyor. Yerden taşı topluyor. Tam da mining'in önüne koymuş. Aynen. Ha kafası yarıldı. Evet, Mysterio GG'yi veriyor. Hert 3-2 kazanmayı başarıyor. Bak o da 2000 puan farkı olunca verdi. Peki. Mysterio 2000'de, ACM 5000'de. Değişiyor öyle. Ortaya niye odaklanıyorlar ki? Çünkü ortada büyük bir hill var. Ve map'in geçiş kısmının en çok olduğu alan burası. Şuralar çok kış dar alanlar. Kış mıymışım be? Evet. Güzel seriydi. 3-2. Keyifli maçlardı. Yakın maçlardı. Mysterio birinci torbaydı. Normal şartlarda Hart ikinci torbaydı. Evet. Demek ki ikinci torba birinci torbayı dövebiliyor. Evet. Hani üçüncü torba da dövebilir. Belki bu akşam bir örneğini görebilirsin. Hadi inşallah. Ha, tamam bir şöyle bakalım. Filtre 120-51. Orada bayan 2 yaptı. Dakika kaç? Dakika 75. Rüya tersten çıktı. Evet. Bir comeback gelir mi? Dur. Yani gelebilir. Gün. Gel beraber. 3000 kaynak daha ülke fazla. Ülke puanı nesidir oyun odaklı. Dur şurayı söyleyeyim de. Eriel daha hızlı geçti biraz yo ama oynamadı. O işte kaleler birer Tylon'da olsa. Aynen. Çok ufak detaylar oyunu değiştirebiliyor. APM'de ise Hart A üstün 102'ye 62 APM. Evet, diğer seriye geçebiliriz. Biraz sohbet edelim.